Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle yeniden beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Yunanistan resmen felaketini yaşadı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yunanistan'da günlerdir devam eden orman yangınlarından acı haberler geldi. Meriç bölgesindeki ormanlık alanda göçmen olduğu tahmin edilmiş 18 kişinin cesedi bulundu. Öte yandan yangının sürdüğü noktalarda birçok ev küle dönerek Dede Ağaç Üniversitesi Hastanesi ise tahliye edildi. Yunanistan devletinin Batı Trakya bölgesinde 4 gündür devam eden orman yangını ekipleri müdahalesine rağmen kontrol altına alamadı. Ekipler Meriç bölgesindeki ormanlık alanda ise 18 kişinin cansız bedenine ulaştı. Yunanistan Devleti İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis yaptığı açıklamasında herhangi bir kayıp bildirimi olmadığı bölgede Daida Ormanı'nda 18 ceset bulundu. Cesetlerin Yunanistan'a Meriç'ten giriş yapan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin ediliyor. Dede Ağaç'ta 19 Ağustos tarihinde çıkan yangın bölgede etkili olarak şiddetli rüzgarlar sebebiyle bugün de devam etti ve kontrol altına alınamadı. Yangının Dede Ağaç Üniversitesi Hastanesi bahçesine yaklaşması üzerine hastaların bir kısmı ambulanslarla beraber yakın illerdeki hastanelere nakledildi. Aralarında yoğun bakım ünitesine tedavi edilmiş yaklaşık 30 kişinin de bulunduğu bazı hastalarsa Dede Ağaç Limanı'nda kurulan çadırlara, feribotlara aktarıldı. Daily takipçilerimiz haberin devamında tahliyeden hemen sonra hastaneden oksijen tüplerinin kaynaklandığı değerlendirilmiş patlama sesleri geldi. Dede Ağaç'ta yaklaşık 130 kişilik huzurevi de yangının yaklaşması üzerine tedbiren boşaltıldı. Dede Ağaç Meriç bölgesinde çok sayıda ev bina yandı. Tarım alanları hasar gördü. Çok sayıda yerleşim birimi de güvenlik gerekçesiyle beraber tahliye edildi. Spor salonu gibi kamu alanları da tahliye edildi.